Herkese merhabalar, ben Doğukan Manço. Bugün İGA İstanbul Havalimanı'ndayız. İçeride Ramazan Köyü kuruldu çocuklar için ve aldığım duyumlara göre hem modern, çağdaş, tarihimize ve kültürümüze dokunan çok güzel eğlenceler var. Ayrıca genç kardeşlerim beni bekliyor. Hoş bir sohbet yapacağız. Bakalım bana ne kadar ayak uyduracaklar. Keyifli seyirler ve herkese hayırlı Ramazanlar. Kardeşlerimi tanımıyorum ama genelde bu ilk tanışma seansı böyle biraz soğuk başlasa bile sonradan çok ısınıyoruz. Hem merak ettiğim de kaç yaş grubu sohbette birbirimize ne kadar ayak uydurabileceğiz ve onlar konuya ne kadar hakimler. Hepsini göreceğiz biraz sonra. Merhaba, benim adım Duru Coşkun. Merhaba, ben Neva. Ben Seyyi Özdemir. Merhaba, ben İpek. Merhaba, benim adım Bartu. Merhaba, ben Eylül. Ben Bora. Kardeşlerim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Oh, nasılsınız? İyiyiz. Şimdi, seni duydum ama oralardan ses gelmedi. Nasılsınız? İyiyiz. Şöyle, şimdi iyi olduğunuza inandım. Peki, benim ismimi biliyor musunuz? Biliyor musunuz benim ismimi? Barış Manço. Barış Manço. Çok yaklaştın, Barış Manço. Benim babam. Ama benim babam Barış Manço. Yoksa dinliyor musun Barış Manço? He? Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Annemle arabada giderken genelde dinliyoruz aralarda. Helal olsun. Annenin ismi nedir? Zeynep. Buradan Zeynep'e selam olsun. Sen biliyor musun arkadaşım eşeği? Biliyorum. Bence biliyorsundur. Neva peki sen biliyor musun? Biliyorum. Söyle bakayım birkaç parça ucundan. Arkadaşım eşek. Arkadaşım şey. Arkadaşım eşek. Evet. Güzel. Şimdi çocuklar şöyle yapalım. Konuşacağımız zaman ben size mikrofon uzatacağım. Siz ona konuşursunuz, olur mu? Olur. Pekala. Ramazan sizin için ne ifade ediyor? Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? Paylaşmak ister misiniz? Söyle bakalım, Ramazan senin için ne ifade ediyor? Mesela böyle havalimanındaki trambolinler, sonra şekerler, verilen harçlıklar, aileler gibi şeyler. Çok güzel konulara değindin. Bunların üzerinden geçeceğiz. Peki Eylül, sen söylemek ister misin? Oruç tutmak ve iftar geliyor. Oruç tutmak, iftar geliyor aklına. Peki sen ne söylemek istersin? Oruç tutmak. Sen söyle bakalım. Ramazan deyince ne geliyor aklına? Oruç tutmak. Peki ne var? Ramazan deyince senin aklına ne geliyor? Ramazan eğlencelerine gelmek. Eğlencelerine gelmek. Güzel. Bak benim mesela çok yakın bir arkadaşım var. Ramazan diyor. O geliyor mesela bir de aklıma, biliyor musun? Peki sen söyle bakalım, Ramazan deyince ne geliyor aklına? Bir tane ayın Ramazan'ın kutlaması geliyor aklına. Evet, kutlaması geliyor. Sen ne geliyor aklına Ramazan deyince? Oruç tutmak. Oruç tutmak geliyor. Çocuklar evet, söylediğiniz konuların hepsi zaten Ramazan'ın anlatan kelimeler aslında. Ramazan biliyorsunuz aslında iyilik ayı, paylaşma ayı. Öyle değil mi? Evet. Zaten senin söylediğin gibi. Dediniz ki oruç tutmak ve iftar geliyor aklıma. Peki oruç tutmak sizin için ne ifade ediyor? Oruç nedir? Bir fikriniz var mı? Var. Söyle bakalım ne var? Yemek yememek. Yemek yememek diyorsun. Sen söyle. Akşam geç vakitte uyanıp yemek yemek, sonra sabah, öğle ve akşam yemek yememek. Tamam, sen öyle düşünüyorsun. Ben de şöyle, aslında yemek yemeyen bazı yoksul insanlar var. Onların ne çektiklerini anlamak için oruç tutuyoruz. Çok güzel ifade ettin. Ben de zaten bunu paylaşmak istiyordum. Sen ne söylemek istersin pek? Yoksul insanların yerine girmek için istiyoruz. Aynen öyle. Peki, Bartu sen al istersen mikrofonu eline. Oruç deyince ne geliyor aklına Bartu? Yemek yememek geliyor. Ver bakalım. Bora sen ne söylemek istersin bu konu hakkında? Ben sadece akşam geç yemek yemek düşünüyorum. Pekala. Duru sen ne söylemek istersin? Oruç deyince aklına ne geliyor? Yoksa senin de aklına yemek yememek mi geliyor? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar, sen çok güzel ifade ettin. Empati nedir? Hiç duydunuz mu empati kelimesini? Evet. Söyle bakalım. Empati. Ben okulda öğrenmiştim. Tamam. Kimin aklına geliyor empati denince? Sırayla söyleyelim. Birisi mesela bizi
bize gülerse zor durumda, biz de ona zor durumda güleriz. Olabilir. Benim aklıma şey geliyor. Mesela bir tane insan yere düştü. O insan onun yanına empati kuruyor. Yani ben de yere düşmüş olabilirim diye ona yardım ediyor. Sen ne söylemek istiyorsun? Mesela evet, arkadaşımızın dediği gibi, Eylül'ün dediği gibi birisi yerine düşerse ona gülmek yerine kendini yerine koy ve onu kaldır. Çok güzel. Siz paylaşmayı... Empatine duydun mu daha önce bakalım? Duydum. Nerede duydun? Okulda. Okulda. Peki ne demek biliyor musun? Söyle bakalım ne demekmiş? Yardım etmek. Yardım etmek kesinlikle. Evet, ucundan. Tabii ki söyleyebilirsin. Ben de yardım etmek söyleyecektim. Yardım etmek. Aynen öyle. Zaten Ramazan da bir nevi yardımlaşmak. Şimdi empati arkadaşlar, kendinizi karşındakini yerine koymaktır aslında. Baktığımızda. Zaten oruç tutma sebeplerimizden bir tanesi de o. Biz ne yapıyoruz? Şükretmesini öğreniyoruz. Sabretmesini öğreniyoruz. Ve aslında kendimizi geliştiriyoruz. Öyle değil mi? Yani kendimizi zor durumda olabilecek insanların yerine koyup empati yaparak onları anlamayı öğreniyoruz. Evet, yemek yemiyoruz, su içmiyoruz ama bunu neden yapmıyoruz mesela? Bunlar sadece o değil. Birçok alışkanlıklarımızı, yani bu dünya üzerinde birçok alışkanlıklarımızı kısa süreliğine erteliyoruz. Ki bizim yaşadıklarımızı, bizim sahip olduklarımıza sahip olmayan insanlar ne hissedebilir onu anlayalım diye. Öyle değil mi? Pekala. O zaman gelelim işin en keyifli kısımlarından bir tanesine. Bayram. Bayram deyince ne geliyor aklınıza? Söyle bakalım. Ne geliyor? Bayram dediğin zaman ne geliyor? Ne olsun istersin bayramda? Ha? Eğlence, eğlence. Ben aklıma bir tane özel günün mutlu olması. Mutlu olmak, güzel. Yine böyle aralarda oruç tutmak, kumbaranın para girmesi gibi şeyler. Kumbaraya para girmek, ona konuya değineceğiz biraz sonra. Büyüklerimizin elini öpmek. Büyüklerimizin elini öpmek, çok güzel. Şeker toplamak ve saygılı olmak. Güzel. Söyle bakalım Bartu, bayram deyince ne geliyor aklına, uzatır mısın bunu Bartu'ya? Şeker toplamak. Şeker toplamak geliyor aklına. Duru sen söyle bakalım, bayram deyince aklına ne geliyor? Herkese şeker dağıtmak. Herkese şeker dağıtmak. Peki Barış Manço'nun bayram şarkısını diyor musunuz? Ha? Şöyle ucundan böyle bir parça söyleyelim mi hep beraber? Hadi 1, 2, 3. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. O zaman ne diyorsunuz? Bizim buradaki meşhur karakterleri tanımaya gidelim mi? Evet. Ha? Kesinlikle. Hadi bakalım, o zaman hepsini görmeye gidelim teker teker. Yar bana bir eğlence. Yersin şimdi kafana bir tencere. Aman kara götüm, hoş geldin. Afiyet ola. O zaman içiyorum, bismillah. İç bakalım. Aman! Yaktın beni Hacı Cavcav, yaktın. Çirçin ihsan ettiysek affola. Hadi Neva, dene bakalım. Ben tutayım senin için. Çocuklar, şimdi son olarak Luna Park'a hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi o zaman Luna Park'a gidiyoruz bakalım. Hazır mıyız? Bartu sen de hazır mısın? O zaman Luna Park'ı fethetmeye gidiyoruz. 1, 2, 3 bastır bakalım. Hadi bakalım kim hangi oyuncağa yetişecek? İşte bu. Güzeldi. Oh işte bu be. Çak. Gençler, hoşça kalın. Duru ben gidiyorum. Hoşça kal, çak beşik, çak 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 bir daha. Çok güzeldi. O zaman benden bu kadar.